Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Bugünkü videomda poşet çanta pratik bir şekilde nasıl dikilir sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizlere faydalı bir video olur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Poşet çantam için iki renk kumaş tercih ettim. Ayrıyeten kalıbımı çıkardım. Hemen kalıbımın ölçüsünü de göstereceğim. Görselde de görmüş olduğunuz gibi en alt kısım 42 cm. Hemen kalıp üzerinde de göstermek istiyorum. Tutacak yerleri hariç kalıbımın boydan uzunluğu 37 cm. Tutacakları da dahil edersek toplamda 60 cm. Taban genişliğini oluşturacak olan minik karede 5'er cm. Kalıbımda görmüş olduğunuz ovallikleri de küçük bir tabakla oluşturdu. Bu şekilde kalıbımı hazırladıktan sonra artık çantamızı kesip dikmeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi kumaşımı ikiye katladım. Aynı şekilde kalıbımı da ikiye katladım. Siz direkt açık bir halde de serebilirsiniz. Böyle kolay olacağı için ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. İğnelemek yerine kalıbı sağlam bir şekilde elinizle tutarsınız. Ardından sabunla çizebilirsiniz. Tamamen elinizdeki malzemeye bağlı, el becerinize bağlı kumaşınızı oluşturabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Hazırlamış olduğum kalıbıma uygun şekilde kumaşlarımı kesiyorum. Hemen iğnelerimi çıkardım. Gördüğünüz gibi ilk parçam hazır. Aynı işlemleri beyaz kumaşım için de yapıyorum. Poşet çantamız için 2 tane beyaz, 2 tane de renkli kumaşa ihtiyacımız olacak. Onları hazırladım şimdi. Bir beyaz kumaşımdan, bir tane renkli kumaşımdan düz yüzleri birbirine bakacak şekilde serdim. Ardından da iğneleyerek sabitledim. Şimdi size göstermiş olduğum noktaları dikiş makinemle dikeceğim. Şu kısımlar hariç. Gördüğünüz gibi tepe noktalarını açık bırakıyorum. Son şu kenarı da diktikten sonra bu kumaşımı tamamlamış oluyorum. Yapmış olduğum işlemlerin aynısını diğer iki kumaşıma da uyguluyorum. Birbirlerine
düz yüzleri bakacak şekilde serdim, iğneledim. Aynı şekilde kenarlarını dikiyorum, uç kısımları açık bırakıyorum. Bu noktası önemli arkadaşlar. Kumaşlarımdan bir tanesinin düz tarafını çeviriyorum. Daha düzgün olsun diye hemen ütüledim geldim. Düz tarafını çevirip ütülemiş olduğum kumaşı diğer kumaşımın içine yerleştiriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi desenli taraf. Desenli tarafa bakacak şekilde içine koyuyorum. Uç noktalarını güzelce düzeltip iğneliyorum. Daha sonra bu kısmı dikeceğim. Diğer kolunu da aynı şekilde hazırlayıp iğneleyeceğim. Hemen iğnelemiş olduğum noktaları dikiyorum. Ben iki kere üzerinden geçiyorum ki daha sağlam olsun. Şimdi potluk oluşmaması adına fazlalık ip parçalarını, köşe noktalarını temizliyorum ve kumaşımı çeviriyorum tekrar. Alması gereken şekil bu. Şimdi hemen tekrar bir ütüledim. Şimdi de üzerinden sağlamlaştırma dikişi geçeceğim. Şimdi kumaşlarımın düz yüzü birbirine bakacak şekilde tekrar birleştiriyorum. Bakın kulplar iç kısımda kaldı. Beyaz kumaşlar birbirinin üzerine geldi. Renkli kumaşlar da birbirinin üzerine geldi. Düzeltmelerimi yaptıktan sonra hemen iğneliyorum. Ardından da dikeceğim. İç kısma gelecek olan beyaz kumaşımın bir kenarında küçük bir açıklık bırakıyorum ki ters çevirebileyim. Kumaşımın bütün kenarlarını temiz bir şekilde dikiyorum. Görmüş olduğunuz 5 santimlik kesiklik olan kısımları henüz dikmedim. İp parçalarını falan temizledikten sonra şimdi o 5 santimlik küçük kısımları bu şekilde katlıyorum. İğneleyip o kısımları da dikeceğim. Şimdi bırakmış olduğum açıklıktan kumaşımı ters çeviriyorum. Gördüğünüz üzere çantamın şekli çıktı. Çantayı ters çevirmek için bırakmış olduğum açıklığı da el yordamıyla dikiyorum. Dikme işlemini tamamlamış olduğum çantamı güzelce ütüledim. Bu çantamız poşet çanta veya alışveriş çantası olarak geçiyor. Fakat istediğiniz renklerde dikip günlük hayatınızda kullanabileceğiniz bir kalitede çanta diyebilirim. İsterseniz fazla fazla dikip satabilirsiniz veya sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.